Arkadaşlar merhaba, Harp Okulları Çağrıları'nın 9. günündeyiz. Bugün günlerden Cuma günü olduğu için haftayı bugünkü son sıralamalarla kapatacağız. Önümüzdeki sıralamalar Pazartesi günü itibariyle devam edecek. Bugün arkadaşlar haftanın son günü olduğundan dolayı bugünkü sıralamaları 2022 ve 2021 yılındaki sıralamalarla karşılaştıracağız. Hızlı bir şekilde bugünkü videomuza geçelim. Hava Harp Okulu'nu incelediğimizde bugün kayda en son 1531. adayı çağırdığını görüyoruz. Hava Harp Okulu'nda dün ile bugün arasında 29 kişilik bir artış gerçekleşti. Hava Harp Okulu istikam sınıfı bugün kayda en son 288. adayı çağırdı. İstikam sınıfındaki artış miktarı 16 kişi. Deniz Harp Okulu bugün kayda en son 1431. adayı çağırdı. Denizdeki artış miktarı 42 kişi. Sahil Güvenlik bugün kayda yeni aday çağırmadı en son 527. adayı çağırmıştı. Yine 527. adayı da beklemekte. Kara Okulu sayısal puan türünde bugün kayda en son 2003. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasında 39 kişilik bir artış gerçekleşti. Kara Harbokulu eşitarlık puan türünde bugün kayda en son 1072. adayı çağırdı. Eşitlik puan türündeki artış miktarı da 11 kişi. E son olarak Kara Okulu sözel puan türünde bugün kayda yeni aday çağırmadı. 211. aday da beklemekte. Aday çağrılarının bugün 9. günü olduğunu söylemiştik. Bugünkü çağrıları 2022 ve 2021 yılındaki 9. güne ait çağrılarla karşılaştıralım. Tabloları incelediğimizde ekranın en sol tarafında olan tablo bugünkü sıralamaları, ortadaki tablo 2022 yılına ait sıralamaları, en sağdaki tablo da 2021 yılına ait sıralamaları göstermekte. Bugün arkadaşlar çağrıların 9. gününde Hava Harbi Okulu kayda en son 1531. adayı çağırmıştı. Geçen yıl 818. adayı, 2021 yılında ise 1557. adayı çağırdığını görüyoruz. Yıllara ait sıralamalar arkadaşlar incelediğimizde Hava Harbi Okulu bu sene çağırmış olduğu aday sayıları 2021 yılındaki aday çağrılarına yaklaşmış durumda. Muhtemelen önümüzdeki günlerde e, Hava Harp Okulu'nun çağıracağı aday sayısı 2021 yılında geçecektir. Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı bugün kayda en son 288. adayı çağırdı. Geçen yıl çağrıların 9. gününde 266. adayı, 2021 yılında ise 168. adayı çağırdığını görüyoruz. Bu sene arkadaşlar istikam sınıfı gayet güzel aday çağrım yapıyor. E, önümüzdeki günlerde buradaki sayı biraz daha yukarı, yukarıya doğru çıkacaktır. Ama çok ciddi artışlar beklemiyoruz. Deniz Harp Okulu bugün Kayı'da en son 1431. adayı çağırmıştı. Geçen yıl 1159. adayı, 2021 yılında ise 869. adayı çağırdığını görüyoruz. Bu sene arkadaşlar Deniz Harp Okulu geçen yıllara göre çok fazla sayıda aday çağırdı. Burada çağrılan aday sayısı 1400'lerden 1600'lere doğru tırmanacaktır. Ama daha yukarılara doğru çıkacağını düşünmüyorum. Sahil Güvenlik Bugün kayıda en son 527. adayı çağırdı. Geçen yıl arkadaşlar sahil güvenlik 514. adayı. 2021 yılında ise 384. adayı çağırdığını görüyoruz. Sahil güvenlikteki aday çağrıları bu sene daha yukarılara doğru çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Buradaki sayı 600 civarında duracaktır. Kara Harbokulu sayısal puan türüne baktığımızda bugün kayda en son 2003. adayı çağırmıştı. Geçen yıl kayda 1472. adayı, 2021 yılında ise 1231. adayın çağrıldığını görüyoruz. Bu sene e, Kara Harbi Okulu sayısal puan türünde e, çok iyi aday çağrılar yaptı. Şu ana kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi 9. günde 2003. aday çağrıldı. Buradaki çağrılan aday sayısı önümüzdeki günlerde 2200-2300'lere doğru da tırmanabilir. Bu yüzden sıralamaya giren adaylar ümidini kaybetmeden, moralini bozmadan beklemeye devam etsin. Kara Harp Okulu Puan Türü'ne baktığımızda bugün kayda en son 1072. adayı çağırdı. Geçen yıl 867. adayı, 2021 yılında ise 791. adayı çağırdığını görüyoruz. Eştarlık Puan Türü'ndeki arkadaşlar aday çağrıları da 1200'lere doğru yaklaşacak gibi. Kara Harp Sözel Puan Türü'nde bugün kayda en son 211. adayı çağırdı. Geçen yıl 157. adayı, 2021 yılında ise 163. adayı çağırdığını görüyoruz. Buradan sözel puan türündeki aday çağrılarının da 250. adaya kadar gelebileceğini söyleyebiliriz. Erkek adaylardan sonra kadın adaylara geçelim. Kadın adayların tablosunu incelediğimizde bugün arkadaşlar Harp okulları kadın adaylarda yeni çağrı yapmadı. Okullara ait sıralamalar Dünkü açıklanan sıralamalarda beklemekte. E, kadın adaylara ait sıralamaları 2022 ve 2021 yılındaki çağrıların 9. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Tabloları incelediğimizde Hava Harbokulu bugün kayda en son 54. adayı çağırmıştı. Geçen yıl 28. adayı, 2021 yılında ise 40. adayı çağırdığını görüyoruz. Deniz Harbokulu Bugün Kayda En Son 74. adayı çağırdı. Geçen yıl 31. adayı, 2021 yılında ise 32. adayı çağırdığını görüyoruz. Sahil Güvenlik bugün Kayda En Son 14. adayı çağırdı. Geçen yıl 36. adayı, 2021 yılında ise 17. adayı çağırdığını görmekteyiz. Karar Bokulu sayısal puan türünde Kayda En Son 116. adayı çağırdı, Çağrıların 9. gününde. Geçen yıl 52. adayı 2021 yılında ise 57. adayı çağırdığını görmekteyiz. Son olarak Kara Harbokul Eştarlık Puan Türü'nde bugün kayda en son 66. adayı, geçen yıl 57. adayı, 2021 yılında ise 45. adayı çağırdığını görüyoruz. Kadın adaylara ait sıralamaları önceki yıllardaki sıralamalarla karşılaştırdığımızda bu sene çağrılan aday sayısında ciddi bir artış olduğu dikkatimizi çekiyor. Sahil güvenlik haricinde diğer okulların hepsi arkadaşlar önceki yıllara göre gayet güzel sayılarda aday çağrısı yaptı. Önümüzdeki günlerde intibak eğitimine katılan kadın adayların bırakma durumuna göre çağrılan aday sayıları tekrar yukarılara doğru tırmanabilir. Ancak şu anki görünen tablo okullara ait kontenjanların dolduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıralamaların nasıl olacağını birlikte göreceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu kapatmadan önce videonun yorum kısmına eklemiş olduğum formu doldurursanız sevinirim arkadaşlar. Videoların izlenme sayılarına baktığımızda yüzlerce adayın videolarımızdan faydalandığını görüyoruz. Ancak yorumlara eklemiş olduğumuz formu bizim istediğimiz sayıda adaylar doldurmadı. Sizden ricam aday değerlendirme puanı sıralaması oluşturulan her adayın bu formu doldurması. Sizlerle paylaşmış olduğumuz bilgiler, sizlerle paylaşmış olduğumuz videolar yine sizler tarafından bize ulaştırılan bilgilerle ortaya çıkıyor. O yüzden arkadaşlar önümüzdeki yıllarda kanaldan daha iyi istifade edebilmek, daha yararlı bilgileri toplayabilmek adına formu doldurmanız önem arz etmekte. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Cumartesi ve pazar günleri aday çağrıları yapılmayacak. Çağrılara pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.